Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem rahmeten lil alemin bize alemlere rahmet olarak gönderildi. Bu mübarek ayda bize şeref bahşetti, dünyaya teşrif etti ve bu hadis-i şerifleri bize rivayet etti sallallahu aleyhi ve sellem. Rabbinden bize haberler getirdi. Bize hiç kimse bu haberleri getiremezdi. Ancak Allah-u Teala ile o görüştü. Allah-u Teala ona vahiyler gönderdi. Bizi haberdar etti. Şimdi biz elhamdülillah biliyoruz. Bu hadis-i şeriflerin müjdelerini biliyoruz. Bilinçli olarak şu mübarek gecede Allah bize sağlık verdi, sıhhat verdi. Allah sebepler yarattı, engelleri kaldırdı. Şimdi vefat edebilirdik. Allah sana imkan verdi şimdi. Niye kılmıyorsun? Niye gelmiyorsun? Bu fırsat bir daha ele girer mi? Bu dünya bir daha kurulur mu? Ya. Çarşamba pazarı her hafta kurulur. Bu hafta alamasan lahanayı bir daha hafta alırsın pırasayı. Fark etmez. Ama bu dünya pazarıdır. Bir kere kurulur. Kalktı mı bir daha bir şey yok. Ahirete gittin mi bir daha bağırırsın oradan. Akşam namazına ben, bir akşam namazı nasip olsa bana, bir sohbet nasip olsa bana, bir cemaat nasip olsa, ne vakit anlarsın ölünce bunların ne sevabı var, ne mükafatı var. Bir daha gelin olursam oturup kalkmasını bilirim. Gitti gelin oldu kız, kaynanaya, kayınpedere hiç tınmadı, takmadı, ona hava atıyor, buna civa atıyor sen. Sen süpür, sen temizle bir şeyler. Herif de boşadı bunu tabii. Eşini pişman oldu anasının evine gidince orada da bir daha gelin olursam oturup kalkmasını bilirim diyor. E diyor hep seni mi gelin edecekler dedi. Bu kadar kızlar duruyor. Yani bir kere gönderiyorlar seni dünyayı. Ondan sonra yattı mezara. E ya Rabbi ne oldu? E bir daha gönderirsen ben namaza giderim. E seninle mi uğraşacağız ya? 60 sene, 80 sene, 100 sene geldin de Allah demedin be. Ve idâ kîle lehum rükû'û lâ yerkû'ûn. Rükû edin dendi, rükû etmedin. Secde edin, secde etmedin. Ezanlar okundu, niçin duymadın? Yatıp topraklara yüzün sürmedin. Ben de sana cennetimi vermedim derse Allah ben ne cevap vereyim diyor. E der tabii. Allah hak sahibidir. Bütün hakların sahibidir. Allah'ın yanında ananın babanın ne hakkı kalmış? Çoluğun çocuğun ne hakkı kalmış? Allah bu Celle Celaluhu damla sudan yaratmış, yaşatmış, yediriyor, içiriyor. Bu kadar nimetlerle kuşatmış, e bir rükû edeceksin, secde edeceksin, geleceksin şurada bir ayet hadis dinleyeceksin, yok. E şimdi şu filme çattı, şu diziye çattı, maça çattı, haça çattı. Ondan sonra ölüm geldi, çattı. Ne olacak? E şimdi bir daha beni geri döndürürseniz, efendim salih amel işlerim de, efendim bir daha gelin olursam oturup kalkmasını bilirim. Kim dinler? Mevla bunları hep haber verdi, estağfirullah. Hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ Onlardan birine ölüm gelip çattığı zaman der ki ya Rabbi döndür beni, ne olur döndür beni, ne olur döndür beni. Belki bıraktığım salih amelleri, gitmediğim cemaatleri, kaçırdığım sohbetleri telafi ederim. Asla! O öyle bir sözdür ki onu kendi söylüyor, kendi dinliyor. Allah'ı dünyada dinlemeyeni ölürken melekler dinlemez. Şimdi Rabbini dinleyeceksin. Namazın vakti geldi, Allah'ın emanetini vakti geldi. Cemaatin vakti geldi, akşam girdi çıkıyor. Çokların umurunda değil. Müslümanların çoğunun umurunda değil. 60 milyon, 70 milyon dünyada var, 1,5 milyar. Çoğusu akşam gelir çıkar namazı kılmaz. Vakti geçirir. Çıkarır Allah muhafaza etsin. İbn Hazm rahimehullah buyuruyor. La zenbe ba'de şirk a'zamu min terki salatin hatta yahruca vaktuha ve katli müminin bi gayri hak. Şirkten sonra Allah'a ortak koşmak, puta tapmak ne demek yani? Gavurluk. Allah muhafaza. Bundan sonra bir günah biliyor musunuz? Diyor ki
bir namazın vakti çıkıncaya kadar geciktirmekten daha büyüğünü yok. Bilmiyorum diyor. Bak, namaz kılmamak demiyor. Namazsızlık demiyor. Bir namazın diyor. Akşam girdi, yatsı şimdi girince ne olacak akşamın vakti? Çıkacak. Vakti çıkıncaya kadar, yani yatsı girinceye kadar şu akşamı kılmamaktan daha büyük günah yok. Şirkten sonra. Yani ondan sonraki günah sordum, o gavurluğa gidiyor direkt. Adam öldürmek, haksız yere katillik bile ondan aşağı kalıyor. Haksız yere adam öldürmek sonra. Allah muhafaza buyursun. Adam öldürmek az günah mıdır? Katillik ya. Bu öyle bir büyük günah bu ya. Hazreti Ali Efendimiz kerremallahu vecehu. Ezan yanaştı mı, abdest almaya başladı mı, ezan vakti yanaştı mı, rengi sararır, tüyleri diken diken olur, titremeler. Allah'ım, ya emiral müminin ne oldu sana diyorlar. Hani hastalandın mı, sıtmalandın mı? Diyor, ne olacak bana ya? Câe vaktü emanetillah. Allah'ın dağlara, taşlara, göklere, yerlere arz edip de hepsinin aman ya Rabbi biz almayalım bu yükü diye kaçındıkları emanetinin, namazın vakti geldi diyor. Dağlar taşlar giremedi bu yükün altına, insan bu yükü yüklendi sırtına. Şimdi ben bakalım o emaneti nasıl taşıyacağım, nasıl kılacağım, becerebilecek miyim, ret mi olacağım, kabul mü olacağım, korkudan iştah kaçıyor, yüzünün rengi kaçıyor. Ya, Allah'ı bilenler için, ahiretten korkanlar için, iman edenler için böyle önemli. Öbürleri için gelir, geçer, hiç önemli bir şey değil. Allah muhafaza. O sonra ne diyor? Döndür beni de ya Rabbi, bıraktığım amel, salih amelleri işleyeceğim. Emin ve rahim berzehun. Önlerinde bir geçit var. Öldükten sonra nereye gidiyor? Berzah diyoruz ona. Geçit alemi. Ne demek? Ne dünya, ne ahiret. Kabir alemine ne deniyor? Orta. Ne dünya, ne ahiret. Çünkü ceset dünyadadır. Toprakta yatıyor. Bu bakımdan dünya gibi gözüküyor. Ama görmüyor, işitmiyor, gezemiyor, yiyemiyor, içemiyor. Bu bakımdan dünya ile alakası kalmamış. Ahiret desek, bedeniyle ruhu birleşip de aynı bu insan gibi olmadığından tam ahiret değil. Çünkü ahirette ne olacak? Ruhlar, bedenler birleşecek. Aynı bu insan mahşere kalkacak. İşte bir tarafı dünya, bir tarafı ortada geçit. Ruhlar alemi o. Berzah. Ne zamana kadar? Bütün insanların diriltileceği o mahşer gününe kadar o alemde kalacak. Nasıl kalacak? Ne halde kalacak? Oralardan ne haberler var? Allah Teala bize Muhammed Mustafa'yı gönderdi. Sallallahu aleyhi ve sellem. O alemden haberler veriyor. Kimin başına ne geleceğini, kime ne muamele edileceğini, ne sual sorulacağını, ne cevap isteneceğini. Bunları haber veriyor. Böyle imtihan olur mu ki? Önceden soruları vermişler. Dünyada nerede böyle imtihan var ki? Şunlar sorulacak diye önceden sana öğretmişler. İşte Allah sana anandan babandan çok acıdığı için şunları soracağım diyor. Bu kadar belli belirli bir vazifeleri de ihmal eden ne demek istiyor? Hiç önem vermiyor demek. Bak, vapuru kaçıracağım diye, treni kaçıracağım diye, uçağı geçireceğim diye, imtihanın saatini kaçıracağım diye. Memur adam, işe 5 dakika geç giderim de müdürden, amirden laf işitirim, fırça yerim diye. Değil mi? Nasıl titizlik ediyor? Saatler kuruluyor, şimdi cep telefonları kuruluyor, arkadaşına tembihleniyor, sen beni ara aman uyuyakalırım, şudur budur vesaire. Bunlar işte dünya işlerine verilen önemden ve ciddiyetten ileri geliyor. Ama namaz geliyor geçiyor, hiç umurunda olmuyor. Neden? Önem vermiyor. Bu Allah muhafaza etsin, doğru inanmamaktan ileri geliyor. Ahirete görür gibi iman. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh, şehidül mihrab, mihrab şehidi. Namaz kıldırırken Ebu Lüle onu şehit etti. Yani tabi şehit olmadı hemen de, o yarayla şehit oldu. Öyle eve taşıdılar onu.
ağır kan kaybetti. Zaten vefat etmeye yanaşıyor. O arada da tabii biraz yaşadı. Dalıyor. Komaya giriyor. Kan kaybı var. Zaten. Yarası ağır. Şehit olmak üzere. Es-salâ, es-salâ dediler. Namaz vakti geçiyor. Namaz ya emiral mümin dediler. Ölüm döşeğinde ya komada kan kaybı yaralanmış. O vaziyette. La sevmem minel islam limen la salatele. Namaz denince hemen bir ayıldı böyle. Yaradan kanlar fışkırırken yine namazını kıldı diyor. Kur'an'da hiçbir amel için, İslam'da hiçbir ibadet için iman tabiri kullanılmamış. Ancak namaz için ne buyurur? Ve mâ kânellâhu liyudyâ îmânekum. Mescid-i Aksa'ya doğru kılınan namazları boşa çıkaracak değil. Çünkü o zaman oraya doğru kıble emredildi. Ve döndürülünce sahabe-i kiram dediler ki, ya Resulallah Mescid-i Aksa'ya kaç ay namaz kılındı? Kıble oraydı. O zaman bilenler oldu. O kıbleye doğru kılarken öldüler. Bunların durumu ne oldu? Hemen ayet geldi. Allah imanınızı zayi edecek değil. Bak. Neden bahsediyor burası? Namazınızı zayi edecek. Ben şuraya dön dedimse siz o emri tuttunuz. O arada da öldünüzse tamam vazifenizi yaptınız. Sonra Kabe'ye döndüyse yaşayanlar mükelleftir. Ölenlere ondan sorulacak. Değil. Allah imanınızı zayi edecek. Değil. Yani ne demek? Namazınızı. Bak. Neyin yerine koydu onu? Ya. Onun için iman Allah Teala فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى Ebu Cehil'den bahsederken ne anlatıyor? فَلَا صَدَّقَ Allah'a inanmadı. Ahirete inanmadı. İman şartlarına inanmadı. وَلَا صَلَّى Namaz da kılmadı. Ebu Cehil'i imansızlıktan sonra neyle kınıyor? Namazsızlıkla. Ne olacak şimdi? Ya. Cennet ehli, cehennem ehli görüşüyorlar, konuşuyorlar. Ne zaman? Cennete, cehenneme girdikleri zaman. Henüz şimdi cennette, cehennemde dünya halkından, mükelleflerden insan var mı şu anda? Yok. Kabir alemi, berzak alemidir. Cennet bahçesi, cehennem çukuru olarak. Ama esas cennet, cehennemde şu anda, cennet, cehennem var. Şu anda hazır bekliyor ama mükelleflerden içine girmiş olan var mı şu anda? Yok. Ama Allah Teala Kur'an'da ne anlatıyor? Cennet ehli, cehennem ehlinin konuşmalarını bize canlı yayın. Naklen bildiriyor. E şimdi adam bana soruyor. Ya hoca efendi sen bir şeyler anlatıyorsun da bunları nereden konuşuyorsun sen? Cennetliler şöyle demiş, cehennemliler böyle demiş. E ben bunu ne bileyim ya? Ama Allah Teala zamandan, mekandan münezzeh olduğu için ha geçmiş ha gelecek. Allah'a karşı ne fark eder? Allah Teala benim gibi yarın olsun da bakalım ne olacak. Şimdi Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Daha bilmiyorlar, bekliyorlar. 16 Nisan, 19 Nisan onu bekleyelim. Bekleyin hepiniz. Ne bileyim ki ne olacak? Ben ne bileyim onu? Herkes diyecek bekleyelim. E bekle. Bekleyene kadar kim de ölüyor arada. Ecel geldi mi gidiyorsun yani. Bekle. Yarın ne olacağını bilmiyor. Kim ne zaman öleceğini bilmiyor. Kim nerede ne yapacağım? Yarın ne yapacağım? Bir saniye sonra ne yapacağını kimse? Saniye sonra ne iş değişir be? Adamın canının çıkması bir saniye sürmüyor be. Allah bu Celle Celaluhu geçmiş gelecek Allah'a eşit. Cennet cehennem çoktan onun ilminde kurulmuş. Cennet eli cennete, cehennem eli cehennemde. Ey kurban olduğum Allah'ım. Biz bilmiyoruz sen biliyorsun Allah'ım. Dostlar arasında cennette yer ayırdıysan oradan çıkarma bizi Allah'ım. Düşmanlar arasında yerimiz varsa şimdi sen defter senin elinde istediğini silersin istediğini yazarsın. Kurban oldum sana. İyilere çevir halimizi Allah'ım. Amin Allah'ım. Amin. Ne yapalım biz duadan başka bir şeyden haberimiz yok. Siyasetçilerden bir efendi hazine gelmiş. Eski siyasetçilerden. İşte bir şey söylüyor ona, bir şeyler istiyor ondan. Efendi de kim gelse aynı ayetleri okur. Kim gelirse gelsin. Ayet değişir mi? Hadis değişir mi? Yok. Adam geliyor senden ne istemez. Sen de ona bir ayet hadis okudun mu adam da şaşırıyor ne diyeceğini. Yani. Bana ne? Sen ne istiyorsun benden? Allah ne istiyor senden? Ben sana onu söyleyeceğim. O zaman efendi baba öyle derdi. Yanına gelen kim olursa olsun ona hakkı anlat. İyi adamsa kabul eder, o da kazanır, sen de kazanırsın. Kötü adamsa lan bununla bir daha görüşmeyeyim. İkide bir namaz diyor, abdest diyor. Ben bununla uğraşamam. O zaman derdi bir daha gelmez sen de kurtulursun. Efendi babadan uyanık nasıl olursun işte bak. Formül bu. Yanına gelene doğruyu anlat. Efendi hasırı bildiğini okur. Ayet hadis. Camine kadar büyük olsa imam bildiğini okur. O da çıkmış giderken diyormuş ki bunlar bir duadan anlar. Efendimiz ne dedi? Bunlar bir Efendimiz derdi ki keşke ondan doğru anlasak der. Dua ne demek ya?
Namaz ne demek? Mevla, her şeyi bilen Allah Celle Şanı Celle Celle. Haber veriyor bize. Ahirette şöyle olacak. Cennettekiler şöyle, cehennemdekiler biz bilmiyoruz. Rabbim bizi biliyor. Akıbetimizi biliyor. Hepimizin nereye gömüleceğimizi. Kabrimiz cennet bahçesi mi olacak, Allah nasip etsin. Cehennem çukuru mu olacak, Allah muhafaza etsin. Bunları, hepsini Rabbimiz biliyor. Ne kazanacağız, ne kaybedeceğiz. Biz bilmiyoruz. Ancak ona sığınıyoruz. Onun ilmine havale ediyoruz. Ne buyuruyor Sa'idu billah? Fî cennâti yetesâelûne anil mücrimîn. Mâ selekekum fî sekar. قَالُوا لَمْ نَكُمْ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُنُ طَعِمُ الْمِسْكِينَ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينَ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Mücrimler, kafirler, münafıklar, fasıklar, asiler cehennemde yanarlarken aradan perde pencere açılıyor. Cennet ehli cehennemi görüyor. Cehennem ehliyle konuşuyor. İşte siz nasıl dünyanın bir ucundan bir ucuna canlı yayın yapıyorsunuz naklen adamı? Hem gösteriyorsunuz, hem konuşturuyorsunuz. Cennet yedi kat göklerin üstündedir, cehennem yedi kat yerlerin altındadır. Arada o kadar mesafe olsa da Allah Teala karşı karşıya getiriyor istediği zaman. Sorun birbirinize bakalım. Onlar da diyorlar ki, sizi bu çakar cehennemin bir tabakasıdır Allah muhafaza. Buraya sizi kim, ne soktu? Siz buraya girmek için ne gayret gösterdiniz? Cennete girmeyi Allah bu kadar kolay etti. İman edeceksin, namaz kılacaksın, oruç tutacaksın. Bu kadar kolay şeyler, 5 yaşında çocuk yapacak kadar İslamiyet'i Allah kolay yaptı. Peki siz bu cehenneme girmek için özel bir gayret gösterdiniz demek ki. Nasıl girdiniz buraya siz? Cenneti serpiş, hazırlamış. E buyur gel cennete diyor. Adam yok ben gelmiyorum. Gelmiyor musun? Al sana diyor buna. E niye? Çok cömert olduğundan. Cömert adam yemeği yenmeyince kızar. Cimri adam iyi ki yenmedi diye sevinir. Allah Teala cennete gelmeyeni niçin dövüyor, cehenneme atıyor? Cömertliğinden. Ya bu cennet bırakılır mı? İman edip ameli salih işleyenlere vaat etti Rabbim Celle Şanuhu Celle Celaluhu. İman şartlarına inanmak ne kadar kolay. Salih amel, namaz, oruç, hac, zekat. Bu namaz. Geliyor geliyor birincisine geliyor imandan sonra namaz. O cennetleri vaat etti onlara. Söz verdi onlara. Bu sözü sorun benden, isteyin benden, hakkınızı arayın buyurdu Mevla. Kâne alâ rabbike vâden meş'ûlâ. Yerlerini hazırladı. Şimdi tabii ki sen alışmışsın buradaki evine. İşte hangi sokak, hangi mahalle? Sorsalar hemen tabii ezbere biliyorsun. Adres soruyorlar ya bazı kere. Tek 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 şu numara şu söylemişsin. Alıştın şimdi oraya ya. Tabii orada deseler burada sana kabir, mezar yeri güzel falan. Ya şimdi bizim ev güzel. Sen boş ver şimdi mezar ne yapayım falan. Ya oradan ötesi cennet var, şu var, bu var. Ne kadar şey yapsa da o tabii o ev adres biz alıştık şimdi biliyor musun? Bizim sokak falan. Kalalım biz en iyisi yerimizde ya. Yani adama cennet desem bile yine bir soğukluk var yani. Bu ölüm var ya arada. O arada olmasa hani böyle direkt gitsek hani. Bir de baktık oradayız hani. O tamam da bu arada geçitler var. Bunları nasıl geçeceğiz diye bir korku var adamın içerisinde. Korkmak lazım tabii ki. Korkulacak bir şey yani ama nasıl bir şey? Sen çok alıştın ya buradaki yata. Ben yas hocam ben yastığımı bile çok ararım yani. Boyunlarım falan çok ağrır. Ben bir yere gittim yastığımı yanında götürürüm yani. Haklısın ben senden beterim. Her tarafım tutulmuş yani. Ama ne yapacağız şimdi? Adamı söküp alıyorlar ya. Ama korkma ya. Mevla buyuruyor. اُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ Sure-i Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimizin suresinde. Allah onları cennete girdirince diyor. Hiç acemilik çekmeyecekler. Arrafa Allah onlara cennetteki yerlerini tanıtıyor. Lehum onlara öyle tarif ediyor ki diyor dünyadaki evini bulmasından daha iyi bir şekilde köşkünü, sarayını, her şeyini hemen gidiyor yerleşiyor böyle. Gidiyorsun otele
Tur buradan odaları hazırlamış. Orada bekle lobide. Anahtarlar dağılana kadar. Odalar karıştı. Kaçıncı kat indi çıktı. Cennet diyor ya. Bir alem değişti. Dünya gitti. Ahiret kuruldu. Gidiyorsun cennete. Girer girmez diyor. İşte kaç bu dünyada yer. Köşk saray senin. Hemen gider yerleşir diyor. Kimseye sormaz diyor hiç. Hangi meleğe derse ki. Meleğe demiyor yani bir meleğe. Bizim taraf nereden gider? Hiçbir meleğe diyor sormayacak bizim eve nereden gider yani. Kaydın var mı senin? Bakayım. Numara, teftiş. Ha şuradan. Böyle bir şey yok cennette. Eliyle koymuş gibi. Bura benim diyecek. Onun için Efendi Hazretleri ne güzel diyordu ya. Bu can senin değil, bu mal senin değil. Sen Allah'ın yoluna harca, cennet senin. Sen cennetine karış diyor. Namaz kıl bu saatte. Kılacaksın. Şimdi benim şu anda işim var. Ya bu can senin değil. Zekat vereceksin, sadaka vereceksin. Bu para ben zor kazandım. Veremem, sıkacağım. Ya bak, can senin değil, mal senin değil. Neresi senin? Cennet senin. Sen cennetine karış. Ama sen iki devir pazarlığı bozarsan, oraya da karışacağım, buraya da karışacağım. Hepsini karıştırırsın. Yapma böyle. Ne soktu sizi buraya diyorlar. Cehennemdekilerin ilk cevabı, namaz kılanlardan değildik oluyor. İlk cevap ya, imansızlıktan da öne geçmiş burada. Alttan diyor ki, fakirleri de yedirmezdik. Ondan sonra diyor, İslam'ın Kur'an'ın aleyhine dalanlarla mevzulara dalardık. Laflardık böyle, ballı börekli. Oo, Müslümanların aleyhine, hacıların, hocaların, İslam'ın aleyhine çok konuşurduk diyor. Ceza gününü de yalanlardık diyor. Bak oradan anlaşılıyor ki yavru oldukları ama bak kaçıncıya geldi. En başta diyor namaz kılanlardan değildik. Ne zamana kadar? Ta ki bize o kesin gerçek, kaçınılmaz gerçek olan ölüm gelinceye kadar. Ölüm gelince anladık. Onun için şimdi ölüm hiç unutulacak bir şey değil. Hep hatırlanacak bir şey ama biraz bir konu yapıyorum. Hemen en yakınımdakiler ya bu ölümden niye bahsediyorsun? Ekfiru zikra hadimil lezzat. Lezzetleri kıran, keyifleri kaçıran ölümü çok hatırlayın buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama bizim millet bu ölümden bahsedilmesine hiç hoşlanmaz. Morali bozulur. Çok ölümü anlatma işte şöyle yapma böyle yapma. Hemen bir şey oluyor bak ya işte, ölüm var şu adam öldü şöyle oldu. Şunu hatırla bunu hatırla. Bu ölüm işi milletin işine gelmiyor. Ama bu başımıza gelecek işimize gelmiyor ama. Ne yapacağız şimdi? Bunu düşüneceğiz. Hazırlığını göreceğiz. Tedarik yapacağız. Ahiret zor. Ahiret zor. Kabir zor. Allah muhafaza. Ondan sonrası daha zor gider. İnşallah melekle ilk karşılaşmamız kolay olursa Rabbimiz Tebareke ve Teala ölüm meleğini bize güzel surette selamı ile müjdesiyle gönderirse inşallah kabir daha kolay inşallah mahşer daha kolay inşallah sırat mizan hep kolay kolay cennet en kolay. Evet. Cennetin adı ne? Yusra. En kolay yer. Kur'an'da. Cehennemin adı ne? Usra. Usra. Ne demek? En çetin yer. Ya Allah en kolay yere kolayca gitmeyi nasip et. Yollarını açtı Rabbi. Ne buyuruyor? Sa'idu billah. Ve leyli izâ yavşâ ve nehâri izâ tecellâ ve mâ khalaqaz zekara vel unsâ. İnne sa'yekum leşettâ. Femma men a'tâ vettekâ ve saddeqa bil husnâ fesenu yessiruhu lil yusrâ. Femma men bakhile ve istagnâ ve kezzâ. بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ
Teala. Sadakallahul azim. Karanlığıyla her yeri kaplayan geceye yemin ederim. Allah bu geceye yemin ediyor. Bak karanlık. Birkaç saat evvel her taraf aydınlık idi. Pire atlasa görüyorduk. Karıncayı izliyorduk. Şimdi karanlık girdi. Her yeri bürüdü kapladı. Koca dağları görmüyoruz. Büyük ayet bu. Parladığı zaman gündüze yemin ederim. Erkeği dişiyi yaradan Allah'a yemin ederim. Celle Celal. Kendine yemin ediyor Allah. Sizin işleriniz karışık Allah buyuruyor. Kullarım sizin işleriniz, gayretleriniz, sahileriniz, mesaileriniz farklı farklı farklı. Kimi cenneti kazanmaya çalışıyor, kimi cehenneme yarışıyor. Ben size böldüreyim şimdi, ayırayım yollarınızı, bak göstereyim size. Kim Allah yoluna cömertçe İslam için hayır yollarına verdi? Haramlardan, günahlardan, işte en büyük günah, namazsızlık, Allah muhafaza. Namazsızlıktan sakındı, oruçsuzluktan sakındı, zinadan, kumardan, faizden sakındı. En güzel kelimeyi tasdik etti. En güzel kelime. Ne olacak? İşte biz onu en kolay yer neresi? En kolay yaşama yeri neresi? Ya en kolay yaşama yeri. Adam yiyor yiyor, o kadar tembel ki çöpleri de atmıyor, çöpleri de yanına atıyor. Bu adam bile sonunda o çöplere boğulur ya. Yani en kolay desen ki çöp atmayacak bir yer var. Ama çöp var. Sen ne kadar tembel olsan çöp atmasan da çöp çıkınca ne olacak? Evin çöpten ev olacak. Cennette çöp yok. Çöp yok ki çöpçü olsun. Hiçbir şey yok ya. Büyük abdest yok, küçük abdest yok. Terlemek yok, üşümek yok, yorulmak yok, üzülmek yok, kötü çözüm. Nasıl bir yer ya? Tam bize göre yer. En kolay yaşanacak yere diyor, adamı kolayca götürürüm Allah buyuruyor. İmam-ı Gazali vardı diyor hadis-i şerif. Ne sahih hadis-i şerif o ya. İhyada geçiyor. Men akefe nefsehu beynel maghrib vel işa fi mescid cemaat, cemaatle namaz kılınan mescitte, akşamdan yatsı arasında kendisini camide tutan lem yetekellem beynehun. Hiç konuşma yok. Ya Kur'an-ı Kerim okursun dinlersin. Ev zikir, Allah'ı zikredersin işte. Sohbet dinlersin. Bunlar hepsi ilim, zikir, Kur'an hepsi bir. Yani hakkan alallah en yebniye lehu kasrayni fil cenneti. Allah Teala diyor o kuluna cennette iki tane köşk yapmayı taahhüt etmiştir. Üzerine hak olarak tertip etmiştir diyor. Üzerine hak olarak almış. Benden alacağınız olsun diyor. Ama adam alacağını bilmiyor ki, ne isteyeceğini de bilmiyor, bir şey de bilmiyor. Ne oldu diyor, ne bileyim, girdik çıktık, hoca da bir şeyler konuştu. Benim şeyim ayakkabı kaldı mı, duruyor mu ayakkabı, ben de onu düşünüyorum diyor yani. O da ayakkabıya takmış yani. Biri aldı mı ayakkabıyı diye. Ne kazandığından haberi yok, ne kaçırdığından haberi yok. Cennette iki köşk. Ve yagrise beynevma girasen. İki köşk, artık onu anlatmaya gelmez o. 70 bin kapısı var. Cennetin köşkleri, her iki kapı arasında ne kadar mesafe var. Allah Allah Allah. Vay vay vay. Fukara yurdu dünya. Fakirlerin kral olduğu dünya. Boğaz'da arsa satılacak, metresi 20 bin dolardan olursa 130 milyon dolar eder. Ne olacak? Boğaz'ın en güzel arsası. Milyar dolar. Cennetin çöplüğü olmaz ya. Allah. Hiçbir şey değil dünya. Hepsini versen. Allah tarafına bakmamış. Yarattığından beri rahmetiyle bir kere bakmamış. Sevmiyor. Çünkü nefsin işine geliyor, Allah'ın zikrini unutturuyor ondan. Ama ahiret öyle mi? Ahiret öyle değil. Aralarına diyor, bir ağaç diker. لَوْ تَعْفَهُ اَهْلُ الْاَرْضِ لَوَسْعَهُ. Bütün dünya halkı, üstündeki, altındaki, artık ne kadar sayısını ancak Allah bilir bu hesabı. Hiçbir yerde kayıt yok. Bütün dünya halkı diyor, o ağacın etrafına tavaf yapmaya kalksa, hepsi yer bulur diyor. Öyle büyük o. Araya da öyle ağaç diker diyor. Kime? Akşamla yatsı arasını camide ibadetle geçirene. Gördün mü şimdi neler kaçıyor? Gördün mü şimdi gelen neler alıyor? Herkes çalışıyor Allah buyuruyor. Farklıdır. Herkesin işi, gayreti, çalışması, çabası farklıdır. Kimini canını cennete satıyor, kimi cehenneme satıyor. İnşallah biz cennete satanlardanız. Cehennemden satın alanlardanız inşallah. Bu saatlerde, bu vakitlerde. Ama kim cimrilik eder, zekat vermez, sadaka vermez, hayır hasene işlemez,
Vestagna. Bu çok fena. Benim Allah'a ihtiyacım yok gibi hareketler yapar. Namaz yok, oruç yok. Vaaza gel, hoca dinle, şunu oku, bunu yap. Ben işte benim tuzum kuru tıkırım yerinde, bana kimse karışamaz. Dedi adama, yahu dedi, minare yıkılsa senin evini yıkacak dedi. Caminin dibinde komşususun, bir kere seni cemaatta görmüyorum. Ne haber? O da dedi, hoca, sen o vaazı başkalarına sakla. Benim tuzum kuru tıkırım yerinde dedi. Namaza ihtiyacım yok diyor, şuna bak. Ya dedi, hiç namaz kılmaya niyetin yok mu falan? Henüz düşünmüyorum dedi. Sanki evlenme teklif ettiler ona. Bir de lafa bak diyor ona sen. Tuzum kuru diyor, ben sen işine bak. Hoca da dedi, laf altında kalmaz. Dedi ona, bu balatın köpeklerinin de dedi, tuzu kuru dedi, tıkırı yerinde, bir kemik bulunca yalamaya başlıyorlar ama Ezra aleyhisselam kırtlaklığını belediye zehirleyince dedi, can çekişirken anlıyorlar. Sen de şimdi yiyorsun, içiyorsun, evin var, ocağın var, geçiniyorsun. Ama ölüm meleği geldiğinde anlayacaksın bakalım. Rahat mıymışsın, değil miyim? Onun için uyandıralım. Dünyada giyinmişler, ahirette çıplak kalacak. Dünyada toklar, ahirette aç kalacak. Bak evi barkı olanlar, ahirette Allah muhafaza etsin, yatak yorgan ateş olacak. Kabir zaten hiç uzak değil. Hepten yakın, her an gitmek üzereyiz. Hani ahiret biraz uzak gibi geliyor. Zaten kabre gittin mi, ahirete gittin. Oradan bir daha dünyaya dönüşün olmadığına göre artık ahirette çıkacaksın soluğu. İnşallah cennette alırsın ama kötü tarafı var. Onun için şimdi kardeşler, birbirini uyandıralım, uyaralım. İnsanlar bilmiyor. Neyi kaçırdığını bilse, zararını bilse, azabını duysa zerre kadar imanı olan etkilenir. Bu millette tesirlenme var. Çünkü iman var elhamdülillah. Dinlediği zaman aman ya Rabbi diyor. Bu iman belirtisidir. Zaten inanmayan hiç dinlemiyor. Biz ona ne diyelim? Allah hidayet etsin diyelim. O benim ihtiyacım yok diyor. Vaaz dinlemiyor. Kaset dinlemiyor. Kitap okumuyor. Radyodan bir sohbet var, sen dinlemiyor. Adam benim ihtiyacım yok, ben biliyorum diyor. Ben zenginim veya şuyum veya buyum. Allah buyuruyor bak, kimin Allah'a, dine, imana ihtiyacı yok gibi hareketler yaparsa diyor. Vestagna. Allah muhafaza. Kezzebe bil husna. Cimriliğin sonu zekat vermez, sadaka vermez. Hocaya ihtiyacım yok, namaza ihtiyacım yok, ibadete ihtiyacım yok. Bunların sonu nereye doğru götürüyor adamı? Ya. Küçük günahlar büyük günahlara doğru. Büyük günahlar İmansızlığa doğru çekiyor. Ondan sonra son nefesinde adam kafir gidiyor. Fesen yessiruhu lil usra. Onu da en çetin, en zor yaşanacak yer neresi? En zor geçim yeri, en zor yaşanacak yer cehennem, Allah muhafaza etsin. Onun için dünyada kimse ben zordayım, ben dardayım, geçimim şöyle, şuyum böyle diye numaralar yapmasın. Cehennemi görmeden kimse zorluk görmüş değil. Dünyada yine elhamdülillah yağımızda kavruluyoruz. Yani yaşıyoruz diyoruz. Evet, kimilerimiz hasta, kimilerimiz fakir, kimilerimiz borçlu, kimilerimiz dert. Allah bütün müşkillerimizi hallü asan etsin. Bunlar imtihandır, gelir geçer ama insan o cehenneme girdi mi Allah muhafaza. Bir de imansız girdi mi hiç çıkamaz ya. Çok çetin o. İşte Allah buyuruyor ki onu da o zor yere, o çetin yere kolayca götüreceğiz. Bak buraya da dikkat şimdi. Niye kolayca götüreceğiz diyor? İçki içmek kolay geliyor. Sana namaz nasıl kolay geliyor? Ona da içki kolay geliyor. Sana ömre hac nasıl kolay geliyor? Ona da zina öyle kolay geliyor. Dikkat edelim. Allah bize İslam'ın ibadetlerini kolay getiriyorsa sevinelim, müjdelenelim ki inşallah cennet yoluna kolay gideceğiz. Günahlara karşı Allah muhafaza iştah, heves ve kolaylık varsa o kötüye nişandır Allah muhafaza. Yuvarlandığı zaman diyor içine, malı kurtaramaz onu buyuruyor Allah. Hidayeti biz üstlendik Allah buyuruyor. Peygamberler gönderdik, kitaplar indirdik, hocalar gönderdik, vaazlar yaptırıyoruz. Doğru yolu göstermek bize ait. İnne aleyna lel huda. Ahirette bizim, dünyada bizim, iki cihanda bizim. Allah buyuruyor, bizi kaçıran, rızamızı kaçıran her şeyi kaybetmiştir. Bizi kazanan her şeyi kazanmıştır. Onun için biz Rabbimizin rızası nerede? Namazda, nerede zikirde, nerede Kur'an'da? Biz ona bakalım ya. Adamlar kazandılar ya.
Biz niye kaybedelim? Kazananları örnek almayalım, kaybedenleri niye örnek alalım ya? Allah muhafaza. Bu kadar insan, başına neler gelen insanlar var. Sen hiç onları örnek almaya çalışıyor musun? Hep iyi, iyi olsam diye bakıyorsun. Onun için ahiretteki iyileri de örnek alacağız. İnşallah. Şimdi bir hadis-i şerif rivayet ediyor. Onu okuyalım. Hazreti Ali kerramallahu vece İbni Ebi Talib radıyallahu anh. İlmin kapısı. Rabbim şefaatlerine nail eylesin. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Men tehavene bi salatihi fe innallahi yuakibu bi 15 ukubeten. Kim namazı hafife alırsa, namaza gevşek durursa, ciddiye almazsa Allah ona 15 bela verir. Allah muhafaza. Şimdi bunun ters tarafında men hafaza ala salah, namazı muhafaza eden, 5 vakit namaza devam eden, vakti vaktine kılan, kazaya bırakmayan ekremullah teala bi hamsi hisal. Allah 5 hasletle ona, güzel hasletle ikram eder. İnşallah ikramlara mazhar olalım. Yurfa'u anu zikul iş, geçim darlığı namaza devam edenden kaldırılmıştır. 5 vakit namazına vakti vaktine devam eden dünyada darlık görmez. Ama kim vakitlerini geçiriyor? Kim hızlı kılıyor? Hızlı var ya, pat, küt, böyle taktık taktık. Tavuk tane toplar gibi, karga leşi eşer gibi böyle hareketler. Rükû secde tamam değil. اِذَا رَيْتَ رَجُلًا يُخَفِّفُ الرُّكُعُ وَسُّجُودُ فَتَرَحَمْ عَلَى عِيَالِ بُرْدِ İbrahim Nekai Hazretleri, İmam-ı Azam'ın hocasıdır o. Dedi ki, bir adam bakarsan ki rükû secde hızlı hızlı kılıyor, çoluk çocuğuna acı dedi, çok geçim darlığı çekecekler. Tabii, kılan da belada yani, her kılan kurtulmuyor ki. Kılanlarda daha tehlike var. Dikkat edeceksin. Vadabul kabr, kabir azabı kaldırılır. Bu ne büyük müjde biliyor musun? En korkulu şey kabir azabı ya. Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem 5 vakit namazın peşine Allah'a sığındığı 4 maddeden birisi kabir azabı. Niye sığınıyor? O garantide ama bize öğretiyor. Bizim ümmet için dua ediyor. Ve yu'tillahu kitabu bi yemini. 5 vakit namazı hiç terk etmeyecek ama. Hiç kaçırmayacak. Allah ona amel defterini sağ elinden ihsan eder. Ya. Bu da çok büyük müjde inşallah. Mevlamız buyuruyor. Femâ men utiye kitabu bi yemini. Defterini sağ elinden alan fesevfe yuhasebu hisaben yesira. Onun hesabı çok kolay geçecek inşallah. Ve enkalibu ilâ ehlihi mesrura. Çoluğuna çocuğuna sevinçle dönecek, cennette onu bekleyenlere kavuşacak inşallah. Ve murru ala sırat kelbar. Sıratı nasıl geçecek? Şimşek çakar kapanır ya hemen. Hiç anlamadan bir de baktın cennete girmiş. Ve edhulül cennete bi gayri hisab. Cennete nasıl girecek? Bak namaza devam edenin öbür hesapları çok kolay geçeceği için hesapsız cennete girecek. Hesapsız ya. Hesap çok zor iştir. Men nukişel hisabe helek. Bukhari hadisinde. Hesapta münakaşa başladı mı helak olursunuz diyor. Münakaşa ne demek? Niye böyle yaptın? Bu niye şöyle yaptın? Teftiş teftiş. Adamı bir eşerseler deşerseler bizim her tarafımız dökülür. Bizim yani onun için Efendi Hazretleri'nin sözü. Ya bir namazımız var bari onu düzgün kılalım da öbürlerini hiç olmazsa Rabbim bağışlasın. E şimdi namazı delik deşik edersek neremiz tutacak? Bu 5 tane hasret. Peki kim ve men tehavene anis salah akabullahi bi 15 ukube. Namazı hafife alan, hiç kılmayan demiyor ha. Hiç kılmayanın Allah Allah Allah. Bunu nasıl konuşacağız biz? Gevşek alan, hafife alan. Çok var bu gevşeklik bizde. 15 bela. Bunlar çok zor işler. Burada kamsetun fid dünya, 5'i dünyada. Ve selâsetun hindimil mevt, 3'ü ölürken. Ve selâsetun fil kabri, 3'ü mezarda. Ve selâsetun hinde kurûci minel kabr. 3'ü de mezardan çıkarken. Allah. Femmel levâti fid dünya. Dünyada başına gelecek belalar. Yani gelmiş. Allah'ım اُولَا تُنْزَعُ الْبَرَكَةُ مِنْ عُمْرِ. Birincisi, ömründen bereket çökülüp alınır.
100 sene yaşasa bir gün gibi gelmez. Namazsızın ömrünün bereketi yok. Günler nasıl geçti? Geceler nasıl geçti? Tabii bu kadar ezan okunup bir kere secde yapmazsan, güneş doğmadan sabahı kılmazsan, güneş batmadan ikindiyi kılmazsan, gününün gecenin hesabı olur mu? Takvimi olmayanın, kıblesi olmayanın, yönü olmayanın, saati olmayanın, vakti olmayanın ömrünün bereketi olur mu? Nasıl yaşar o? Bir de bakar ki, aa Ezra Aleyhisselam kırtlağını sıkıyor. Ve saniye tüm hasime salihin enveci. İkincisi, Allah dostlarının, salih kulların siması yüzünden silinir. Suratına baktığın zaman bir Allah dostu yüzü göremezsin. Ve salize kullu amelin ya'meluh. Burasına bak. La ye'curuhullahu aleyh. Ne amel yapıyor? Namaz kılmıyor. Ne amel yapıyor? Namaz kılmayıp oruç tutan var. Var değil mi? Namaz kılmayıp hacca giden bile var. Şimdi ömre turizme döndü. Gidiyor öyle birkaç vakit kılıyor bir şeyler. Kıldığı yok. Yatıyor otelde aşağı. Gidiyor ömreye. Namaz kılmayıp zekat veren, namaz kılmayıp hayır yapan, ne amel yaparsa hiçbirine sevap yok diyor. Ne olacak şimdi? Hepsini ipotek altına almış namaz. وَالرَّابِعَ لَا يُرْفَعُ لَهُ الدُّعَانُ لَسَّمَا. Dördüncüsü. Ne kadar dua yapsa, ne kadar Allah dese, ne kadar yalvarsa hiçbir duası göğe yükselmez diyor. Gök kapıları kapalı. Ondan sonra vel hamize, beşincisi la yuc'alu lehu hazzun fi du'a salihin. Allah dostları bu kadar kullar var. Allah şefaatlerine nail eylesin. Hepsi gece gündüz dua yapıyorlar. Mesela bütün namaz kılanlar namazlarının sonunda ne diyorlar? Rabbena gfirli veli valideyye velil mü'minine. Beni, anamı, babamı dedikten sonra bütün namaz kılanlar, bütün inananlara dua yapıyorlar, bağışlanma dua. Zaten en büyük derdimiz, günahlarımız, onlardan kurtulduk mu? Beladan kurtulduk demek. Bu kadar Allah dostlarının, değil mi? Haçta, ömrede, Arafat'ta, Kabe, Ravza, Medine, gece gündüz bu kadar veliler, salihler, alimler hep dua yapıyor. Namaz kılmayana diyor, o dualardan hiçbir nasip gelmiyor. Bu kadar büyük zarar olur mu ya? İnsan bu zararı ancak kendine yapabilir. Dünyanın gavuru toplarsa bir adama bu zararı yapamaz. وَمَّلَّذ۪ي تُصِيبُ عِنْدَ الْمَوْتِ. Şimdi bakalım, ölürken başına gelecekler. فَاِنَّهُ يَمُوتُ ذَل۪يلًا. Çok hakir, zillet içerisinde ölecek. Allah muhafız. Korkak vaziyette, miskin halde, kendine güvensiz, ölüm meleğine karşısında titrer halde. وَثَانِيَ مُوتُ جَاِعًا. İkinci, aç ölür. Ne kadar tok olsa. وَسَلْزِيَ مُوتُ عَطْشَانٍ. Susuz ölür. O susuzluk çok zordur. Ölüm anında susuzluk. İşte o pamukla dudaklara işte damlatırlar falan. Zaten boğazından su geçecek halde değil. Son nefeste bir bardak bile içemez hani. Ancak ıslatırlar. وَلَوْ سُكِيَ بِحَارَ الدُّنْيَا مَا رَوِيَ مِنْ عَطَّشِ. Bütün dünyanın deniz suları diyor boğazından akıtılsa suya kanmaz diyor. Allah ona öyle çektirir diyor. Ya. Bu zor. Bunlar zor. Başımıza gelmemiş. Ondan sonra Allah muhafaza bir tehlikesi de yemutu bahteten, ansızın ölür diyor. Ani ölüm çok tehlike. Hele namazsıza tamamen tehlike. Çünkü ne tevbe fırsatı var, ne kazalara başlama fırsatı var, ne hesabı düzeltme fırsatı var. Ani ölüm çok tehlike. Ancak ani ölüm kime nimet? Namaza, abdesti, her şeyi hazır bekleyenlere nimet. Ne zaman Ezra Aleyhisselam gelecek diye? Allah'a kavuşmayı bekleyenlere ani ölümler büyük nimet. Mevtül füce ni'metül lissalihin. Salihlere ani ölümler nimet. Ve nikmetül lissalihin. Kötüler için azap. Allah'ım öyle dostları var. Ne zaman Rabbime kavuşacağım, öleceğim diye öyle veliler var. Allah'a kavuşmayı bekliyor. Adamın defteri, ameli düzgün. Onun için İmam-ı Rabbani Hazretleri ne buyuruyor? Yahu ölemedik diye üzülmeyin diyor velilere. Ey dostlar diyor. Yani ölemedik diye, Rabbimize göremedik diye, cennet bahçesine giremedik diye, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle görüşemedik diye, tabii ki beklentidesiniz diyor. Size teselli olacak. Estaizu billah. Men kâne yercû liqâ'allâhi fe inne ecelallâhi lâd. Şu ayete bak ya. Kim Allah'a kavuşmayı ümitli bekliyorsa, korkmasın, ecel geliyor diyor. Hani nasıl ki bize derler ki, aman kork, ecel geliyor. Onlara da diyor ki korkma, ecel geliyor, Allah'a kavuşacaksın. Şu bizimle Allah dostlarının arasındaki farkı fark ediyor musunuz? Tersliği görüyor musunuz?
Bizi ölümle korkutuyorlar, onları da dünyada kalmakla korkutuyorlar. Biz ne haldeyiz? Çok ters bir durumdayız yani. Ve tersine ilerliyoruz. Bir an evvel döndürsün Allah bizi ya. Mevla'ya karşı bu kadar yabancılık, ahirete karşı bu kadar yabancılık. Ya ölürsem diye korkmak nedendir? Tedariksizliktendir. Ve ölüm anında keennehu kad usqile bi hadidi dunya ve khashabiha ve ahjariha ala raqabati ve katifi. Öyle zor an ki Allah o anda kolaylıkla kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu. Okumayı nasip etsin. Zor. Bak namazsızın durumu diyor. Dünyanın ne kadar demiri, ağacı, odunu, madeni, taşı, kayası iki omuzlarına ve boynuna yüklenmiş kadar ağır vaziyette can verecek. Ben mi söylüyorum bunları ya? Bunları kursam uyduramam ya. Hadis-i şerif bunlar. Bezine korkutuyorsun. Ne yapayım? Ben de korkayım, sen de kork ya. Şimdi bunun sonrası var. Sonrası daha beter. وَمَّلَّتِ تُصُيبُوا فِي الْقَبْرِ Kabirde başına gelecekler. فَلُولَا يُضَيَّكُ عَلَيْهِ الْقَبْرُ حَتَّى تَخْتَلِفَ اَضْلَاعُهُ Kabir sıkıştırıla, sıkıştırıla, sıkıştırıla kaburgaları birbirine geçer diyor. Bu çok söyleniyor. Hadis-i şeriflerde çok var bu. Kabir sıkıştırmasında kaburgaların birbirinin içine girmesi. Ya buna dayanılmaz ya. İki gün rahat yatakta yatacağım diye sabah namazını kaçırma ya. Kabirde bu vaziyette yatılmaz ki ya yüzlerce sene. وَالثَّانِيَةُ يُوْقَدُ عَلَيْهِ الْقَبْرُ نَارًا فَيَتَكَلَّبُ عَلَى الْجَمْرِ لَيْلًا وَنَهَارًا Kabrin diyor dibi ateş tutuşturulur. Petrol çıksa gibi böyle. Yanıyor. Kabrin dibi yakılır diyor. Ateş közlerin üzerinde gece gündüz döner diyor. Közlerin üzerinde. Yatak beğenmiyoruz be. Ortopedikleri bile beğenmiyoruz. Şu şöyle, bu böyle. Şuram rahatsız oldu, buram rahatsız oldu. Belim ağrıdı. Ateş közlerinden yatak olursa Allah muhafaza adamın sonu batak olur. Yuzlimu aleyhil kaburu. Ondan sonra kabir kapkaranlık olur. Niçin? Çünkü Resulullah ne buyurdu? Sallallahu aleyhi ve sellem. Es-salatu nurun. Namaz nedir? Nurdur. Nur nedir? Bütün ışıkların kaynağıdır. Namaz yok, nur yok. Allah'ın nur vermediğine hiçbir nur yok. İstersen floresan taktır mezarın içerisine. Allah nur vermemiş, senin ruhun göremiyor. Ruhun, bu göz değil. Ruhlar alemindesin. Berzak alemindesin. Ya. Kabir kararır. Allah muhafaza. Ondan sonra وَالثَّالِذَ يَصِيرُ عَيَّنْ بِالْقَوْلِ Melekler gelir. Münker nekir denir. Hiç misli görülmemiş korkunçlukta. Gözler ateş gibi çakıyor böyle gözler. Tüyleri yerden sarkmış. Ya. Çok korkunçlar. Allah o anımızda bize yardım eylesin. Hazreti Ömer'e geldiler. Radıyallahu anh kabrinde. Men Rabbüke. Rabbin nedir diye sual başlayınca dedi ki nereden geliyorsunuz dedi. Bir sen desene. İstersen yazayım kağıda koyarım mezarına. Bakarsın desene. Nereden geliyorsunuz diyor. Melekler dediler arttan. Ne kadar bin senelik mesafeden. Bir anda Mevla geldi. Onların hızı ışık hızından seri. Siz o kadar yerden Rabbinizi unutmadınız da dedi. Ben şuradan aşağı dedi Rabbimi mi unutacağım? İşte adam olursan da böyle de bülbül gibi de konuşuyorsun. Kabir bu. Ya. Ulemadan biri öldü kabre gömüldü. Efendimiz çok anlatır onu. Melekle gelip men rabbuke. O da Nahiv kaidesiyle cevap veriyor. O bir hoca ona soru soruyor zannediyor. Men mukaddem haberdir. Rabbuke muhakar müptedadır diyor. Melekler de bir şey anlamadı. Ne diyorsun dedi ya. Doğru demiyor muyum diyor. Ne bileyim diyor, ben bilmediğim şey doğru mu diyorsun yanlış mı diyorsun. Anlamadı ki melek. Dedi ya Rabbi ne diyor. Mevla buyurdu ki bunlar Kur'an'ı anlamak için sarf Nahiv Arapça kaidelerdir. Yani mübteda haber men rabbuke'nin terkibini yapıyor sana. O cevap yerine geçer tamamdır diye. Ya adamın rahatlığına bak ya. Sanki hoca soru soruyor. Bu böyle olur. Dostlar böyle. Meşayihtan birisine. İsimler kafamda tam kalmıyor. Nesefi olacak ama hangi nesefiler çok var.
Melekler geldi, soru soruyor. Diyor ki, düz mü cevap vereyim, şiirle mi cevap vereyim? Melekler de dediler, ne rahat adamsın ya, bir şiir söyle bakalım. Dedi, Rabbi Allahu la ilahe sivahu ve nebiyyi Muhammedun ve Mustafahu ve diniyel İslamu ve fi'li zemimu es'elullahe affehu ve atahu. Şiire bak. Kabirden geliyor bu haberler. Nereden geliyor? Ben gidip mezarları dinlemiyorum sabaha kadar. Sizin gibi kaset de koymadım. Sonra fıs çıktı. Fıs çıktı. Herif mezara kaset koyuyor ya. Bu hocaların dediği doğruysa diye bir canlı yayından iyi satış yaparım hani. Her şeyin kasetini çekip satacaklar. Korsancılar. Mezara koymuş kaseti. Sonra gitti açtı yani. Böyle yaptı ha birisi. Sonra açmış kaseti falan. Fıs, bir şey yok. Ulan dedi bu sahtekar hocalar. Hiçbir şey yok. Ulan meleğin sorduğu ölünün verdiği cevabını senin kaset alır mı ya? Bu ruhlar aleminden bahsediyoruz. Kim kimden ne haberi var ya? Kasete girer bu. Ya ahmak imanı kıt bir şey bilmiyor. Rabbim Allah dedi. Ondan başka ilah yok. Peygamberim Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Dinim İslam ama amellerimde bozukluk var dedi. Allah'ımdan affını ve lütfunu isterim. Melekler ne dedi böyle adama? Tam not tamam. Onu anlatıyorum işte Ebu Yezid el-Bestami. Sultanül Arifin. Kaddesallahu sirruh. Men Rabbüke. Rabbin kimdir diyorlar. Diyor ki ona sorun kulum diyor mu? Sanıyorum Muhiddin Arabi olacak. Onda Arapçası var. Yani beyitleri falan. Onu soruyorlar. Rabbin kim işte? Dinin ne kıblen neresi işte? Kitabın, imamın, erkek kardeşlerin, kız kardeşlerin. Lan cevapları var. Bunları bilmek lazım. O ne diyor? O zaten vahdeti vücut mübarek zaten. Mevla'dan başka bir şey gördüğü yok. Muhiddin Arabi bu. Evliyanın reisi. Biz bizimle bizdeydik diyor. Biz bizimle bize geldik diyor. Biz bizimle bizdeyken diyor. Bizi bizden mi sorarlar? Melekler diyor anlarsan yanında gel. Tamam diyor biz anlamadığımıza göre doğrudur diyor yani. Ne yapacaksın yani? Velilerin şifreleri var, sırları var, Allah ile makamları var. Meleklerin haberi olmaz be. Bir şu adamların durumuna bak. Bir de namaz yok, abdest yok. Şu kabirdeki rezalete bak şimdi. Mezardaki azaplara bak. Yani bak yarın belki cenazemiz çıkar yani. Hiç belli değil. Ya şu gece şu tevbe istiğfar yap. Şu namaza başla ya. Ne var bunda sen? Kazayı bırakıyorsun. Başla kazalarını hesap et. Defter tut ya. Bir daha bırakmayacağım. Kazaları en efendim fuzuli hiçbir vakit geçirmeyeceğim. Kalan ömrümde bu kazalarımı tamamlayacağım. Bir o sıra bir eğitim al. Kıraatını düzgün bir bilen kişiye şöyle bir kontrol ettir. Nasıl kılıyorum mesela? Durum bu. Kabir ayrı bir yer kabir. Kızın tehlikesi diyor. Yasiru ayyen bil kavl münker nekire cevap vermekte ağzını açar diyor. Rab demesi zor olur. Rabbi Allah. Hiç Allah'a itaat yok. Rabbim Allah. Nasıl diyeceksin Rabbim Allah? Bu çok kötü olur. Kabrinde ona musallat edilir. Sü'ban. Allah Allah. Bir ejderha. Namazsızlara mezarda ne musallat edilir? Büyük yılan. Aman hocam ben yılandan çok korkarım. Hiç onu mevzu yapma şimdi. İsmihu Şüca'ul Ekra'u. Bu yılanın adı diyor Kel Pehlivan. Şüca ne demek? Pehlivan cesur demek. Ekra kel. Patlak yani. Fuzul yere kendini boşuna korkutuyorsun. Gelsene buraya. Bana uykunu kaçırtırım ya. Var ya kadar. Şey seyrediyor. Bir gözünü kapıyor görmemek istiyor. Ondan sonra bir daha bakıyor kenarından falan bir şey. Korku filmlerine sabaha kadar boğuşuyor. Aklına zarar ya. Aklına zarar. Allah akıl fikir versin. Diyoruz al şu kitabı. Bu kadar hadis var. Ben sana 300 hadisten kaç tanesini okudum. Abi, bu gece bir tanesini zor okuyorum ya. Okumuyor onu. O öyle film seyredecek. Aynâhu min nâr. Gözleri ateşten. Ve zâruhu min hadid. Tırnakları demirden. Allah'ın ne yılanları var. O cehennemden geliyor. Şimdi dünyada böyle bir yılan yok diyorsun sen. Ben de kabul ediyorum yok. Bu sefer diyorsun ki bu mezara nereden geliyor? Adama diyor ki bu değirmenin suyu nereden geliyor? Adam diyor ki bu diyor yel değirmeni diyor. Diyor anladık yel değirmeni ama suyu nereden geliyor diyor. Sen çünkü anladın mı bunun yel değirmeni olduğunu? Anlasan ki rüzgarla dönüyor bunun daha suyunu sorar mısın? Ben diyorum ki burası ruhlar alemi. Adam hala diyor ki böyle bir yılan dünyada yok diyor. Ya ruhlar alemi diyorum sana. Azap ruha oluyor diyorum sana.
Sen bunu çözebilir misin şu beden kafasıyla? Bu gözle. Ama acıyı tadacaksın. Çünkü acıyı tadan beden midir, ruh mudur? He? Acıyı tadan beden midir, ruh mudur diyorum. Ruhtur. Neden? O zaman narkozu verdikleri zaman kesip doğuruyorlar beni ameliyatta, hiç acı duydun mu? Neden? Ruh gitti. Ruh gidince bak ha burayı. İman tahtasını keseceğiz hoca dediler. Damarların tıkalı dediler. Bak bu kaburga burayı kesiyor bypass yaparken. Seni bunu canlı canlı keseyim de bakayım duruyor musun? Ya narkozu verdi mi nasıl duruyorsun? E ruh gidiyor. Ölümde gidiyor, uykuda da gidiyor. Bayıldın mı da gidiyor. E o zaman kim duyuyormuş acıyı? E ruh. Beden duysa adamı nasıl ameliyat edeceksin? Anlamıyor musun hala? O zaman kabirdeki azap kime yapılıyor? Ruha. Bazı kabirlerde yılan mılan açılınca görülür. O bazen Allah ayet için gösteriyor da azabın mahalli ruhtur. Onun için böyle yılan cehennemde var mı? Var. E cehennemden hark açılıyor yani. Cehennem kanalıyla bu getiriliyor. Ama dünyadaki bedenine illa bu acı verecek ve mezarı açtın mı ben görmüyorum demeyen bir lüzumu yok ki. Bu senin ruhlar alemidir. Senin ruhun mezarda değil ki. Ruh mezarda değil ki. Ruh ya cennet bahçesinde ya cehennem çukurunda diyor. Bu kadar hocaları dinliyorsun sen. Ne anlıyorsun ki? Bugüne kadar ne anladın? Cennet bahçesi o mezarlığın içi mi? Ruhun yeri. Ya alayliğindedir ya siccindedir Allah muhafaza. Tûlü kulli zufrin mesîretü yevm. Her tırnağın uzunluğu diyor. Demir tırnaklar bir günde gidersin diyor. Bir günde gidersin. Git 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 tırnağını. Ne olacak? Yükellimul meyyite feyekûl. O ölüyle konuşur diyor. Ölüyle konuşur. Sen konuşmuyor musun? Rüyanda gelmiyor mu deden? Nenen babaannen? Ruh konuşuyor işte. Rüyanda gördüğün kim? Beden kabirde çürümüş. Ruh geliyor. Rüyana gelen de ruh. Seninle konuşan da ruh. O ejderha ölüye diyor. Feyekûle neşşücâ'u lekra'u. Ben kel pehlivanım diyor. Ve savcû mislur râdil kâsuf. Sesini de nasıl anlayın diyor hadis-i şerif. Onun sesi diyor gök gürlemesi. Kuvvetli gök gürlemesi var ya böyle bir patladığı zaman yatağın içinde de böyle yorganın içine sokuluyorsun. Kulağın patlayacak gibi oluyor ya gök gürlemesi. Çok değişik bir sesi var onun yani. Hiç dünyada öyle bir ses, bir şey benzetemeyiz onu yani. O öyle bağırıyor. يَكُولَ مَرَنِي رَبِّي اَنَضْرِبِكَ عَلَى تَضْحِي صَلَاتِ الصُّبُحِ اِلَى بَعْدَتْ طُلُعُ الشَّمْسِ İmsak oldu. Gün doğdu. Güneş değil. İmsak gün doğumu. Güneş doğumu ayrı. Namaz çıkıyor. Güneş doğumunda sabah namazı çıkıyor. Gün doğumuyla imsak yani. Sabah namazı vakti giriyor. O yılan diyor ki her gece bak şimdi. Saat kaçta şimdi bu gece mübarek cuma gecesinde imsak şimdi? 5'te. Diyelim. O 5 oldu mu o yılan namazsızlara diyor ki kaçta güneş doğuyor? 6.30. 6.30'a kadar diyor. Şimdi vakit girdi. Sabah namazını kılmıyordun ya sağlığında diyor. Sana darbelerimi indirmemi Rabbim bana emretti diyor. Benim elimde bir şey yok. Ne melek acıyabilir. Ne mahluk acıyabilir. Hiç. Anam baban acıyamaz. Erhamur Rahimin sana anandan babandan çok acıyan Allah sana peygamber yolladı bu haberleri duyuruyor sana. Kur'an indirdi sana. Sen de diyorsun ki hoca keşke bu vaada da gelmeseydim hiç duymasaydım en azından böyle bir şeyler duymamıştım derdim de belki acaba diyorsun. Yanlış düşünüyorsun. Başlıyor imsaktan güneş doğumundan sonrasına kadar. Öğlen vakti girdi. Saat 1:30. Öğlen oldu mu oldu? Kılıyor muydun? Kılmıyordun. İkindiye kadar darben var sana diyor. Allah Allah. Ya kaç dakikada kılıyorsun şunu ya? Farz 4 rekat en fazla farzlar. 4 rekat yani en kısasından 4 dakikada yani 1 dakika 1 rekata mesela fıkha göre kurtarır hani payıyla. 4 dakika 5 dakika ya. Farz ya. Zaten sana sünneti kılmadın diye de vurmaz yani. Sünneti kılmadın mı yan gelirlerden mahrum olursun. Fazla cevapları kaçırırsın. Onlara da yanarsın gerçi sen çok da. Dünyada yanıyorsun ya. Dünya çarlarını kaçırdığın zaman dövünüyorsun ya kafayı vuruyorsun da. Ona da çok üzülürsün ama darbe yemezsin. Bunlar farzları zayi etmekten dolayı. E şimdi 5 dakikada kılınacak bir farzı kılma 3 saat, 5 saat darbeye.
Şimdi benim sana tek sözüm var. Ya inanmıyorsun, bak ya inanmıyorsun ya da delisin ya. Yani mantığım almıyor. Ben 5 dakika keyfimi kaçıramam. Ben 5 saat yerim abi yılanın darbesini diyorsan. Ya inanmıyorsun ya anlamıyorsun. Ben akılsızla bir şey demem. İmanla bağdaşmaz. وَاَدْرِبَكَ عَلَى تَضْعِ صَلَاتِ الْعَصْرِ İkindiği kaçırdığın için ile mağrib, akşama kadar darbe vuracağım. وَاَدْرِبَكَ عَلَى تَضْعِ صَلَاتِ الْعَصْرِ Akşamı kaçırdığın ile aşağı yatsıya kadar. وَاَدْرِبَكَ عَلَى تَضْعِ صَلَاتِ الْعَصْرِ Bu yatsı namazı var ya. Bu yatsı namazı var ya, bu yatsı kılacağız şimdi. Hazreti Ömer radıyallahu anh beddua etti ya. لَا نَامَتْ عَيْنَاكْ Gözlerine uyku girmesin. Yatsıyı kılmadan uyuyanın gözlerine uyku girmesin. Melekler bekliyor. Yatsı kılacaklar, defteri kapatacağız da Allah'a amelini arz edeceğiz. Kılmıyor. Yatıyor aşağı. Melekler dediler. La namet ayna kevela karrata. İki gözün aydın olmasın. İki gözüne uyku girmesin. Habesekellahu beynel cenneti ve nâr kemâ habestenâ. Sen bizi böyle bekletiyorsun kılmadan. Allah seni cennetle cehennem arasında hapsetsin. Melekler beddua diyor yatsıyı kılmadan yatanlara. Ne önemlidir bu yatsı. Çünkü en uzun da yatsı ha. Bak yılan diyor ki yatsıyı kılmadığın için diyor sabaha kadar. Şimdi sabahınkinde 1,5-2 saat oluyor da bu yatsı. Oho. 9'dan başlayacak 5'e kadar. İmsak sonuna kadar yatsı ya. Dayanamayız. Zayıf yaratıldık. Direnmeyelim. Secde edelim ya. Bu kadar kolay etti Allah Teala. Evet. فَكُلَّمَا ضَرَبَهُ ضَرْبَةً O yılan ona bir darbe vurdu mu diyor. يَهُوسُ فِي الْاَرْضِ سَبْعِينَ ذِرَاعًا 70 arşın yerin dibine gidiyor. Ruhu yani. Ruh böyle gidiyor. فَلَا يَزَالُ فِي الْقَبْرِ مُعَذَّبًا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامِ Kıyamet gününe kadar azap devam. Sanki kıyamet gününe çıktığı zaman kurtulacak. Ne buyuruyor Mevla? Estaizu billah. فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُنَ ضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا O kötü döller, namazı zayi edenler, canlarının çektiği şehvetlere uyup da namazı terk edenler, yakında gayya kavuşacaklar diyor. Gay, bi İran, el gayyü ve letan bi İran, yesilu fi iman. Sadidü ehlinnâr. Evet. Bütün cehennemde yaranların irinleri, kusmukları, leşleri böyle dönerlerin şeyleri akar ya, yağları, toplandığı gay kuyusuna namazı zayi edenler kavuşacak Allah buyuruyor. Ayet bu Meryem suresine. Bir de kılıp da vaktini geçirenler. Feveylül lil musallin. Hepiniz okuyorsunuz. Büyük helak var. Hadisi var o namaz kılanlara. Kılmayanları ya bırak. Kılanlar yandı diyor. Ama hangi kılanlar? اَلَّذ۪ينُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ O namazlarından gafil olanlar. Elhamdülillah diyor Allah'ın dostları. Namazlarında gafil olanlar buyurmadı da, namazlarından gafil olanlar buyurdu ki, namazların içinde gafil olan deseydi, hepimiz namazın içinde oraya buraya kafamız gidiyor, yanmıştık. Allah bize acıdı da namazlarından gafil. Vakti geçirenler, namazı kaçıranlara vay haline diyor. Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Sa'id'il Hudri hadisinde. El veylu adin fi cehenneme yehvi fi'l kafiru. 40 harifen kavlen yebluha ka'ra. Veil cehennemde bir vadidir. Gittikleri zaman diyor, 40 sene gider dibini bulamadan diyor. İşte namazsızlara tehdit ediyor. Feveylül lil musallin diyor. Vay o namaz kılanlara, namazsızlara değil. O kaçıranlara geçiren. Hangisini anlatacağım? Ben mi abartıyorum? Ben mi büyütüyorum işi? Ben mübalağa mı yapıyorum? Ayet okuyorum, hadis okuyorum. Ne katıyorum? Onun için uyaralım. Çalık var, çocuk var. Namaz kılmayanları uyaralım. Biz sohbet edelim, biz nasihat edelim, biz anlatalım. Allah tesir yaratacak inşallah. Evet. Yani kabirde buysa mahşer daha kötü. Surat mizan daha kötü. Cehennem daha kötü. Bu iş iyiye doğru gitmez. Azap hep artarak katlanır. Gider.
Melleti tusibu inde khuruci minel kabr, işte. Kışında başına gelecekler. Fi mevkifil kıyameti, kıyamet durağında, mahşer meydanında 50 bin sene sürecek o uzunlukta başına gelecekler. Anlatacaksın. Üç kelimeyle bitiriyor Muhammed Mustafa aleyhisselam. Feşiddetül hisab ve sekatun nar ve sekatun rabbi ve duhulun nar. Hesabı çetin. Deşik, delik deşik. Aç, aç, aç. Bütün hesabı karıştır. Artık zekatından, orucundan, kul hakkından, sorgu, sorgu, sorgu. 50 bin sene hesap. Ondan sonra Allah'ın gazabına çarpılmak. Bu gazap var ya, aman ya. İbni Abbas Hazretleri radıyallahu anh'a gözlerine çok ağrılar oldu. Ama oldu zaten. Mübarek onun abdeste gözünün içine kadar suyu geçirmeye çalışıyordu. Öyle suyu gözün içine sokayım derken ama oldu. Abdeste çok önem verirlerdi. Bizim gibi çek. Böyle abdest mi olacak diye. Gözünün içine kadar İbni Abbas Hazretleri sokuyordu. Ama oldu. Dedi ki benim dedi Allah'ın kazası kadir, Allah'ın namazı, abdesti dedi. Gözüm hayırlıdır dedi. Siz o kadar da yapmayın, gözünüze parmak sokun demedik yani. Doğru abdest alın diyoruz. Sen gözündeki çapağı bile silmiyorsun. Nasıl abdest olacak ya? Ondan sonra dediler ki birkaç gün dediler namaz kılmasan demiyorlar ha. Birbirini uyaralım, uyandıralım ya. Onun için inşallah bundan sonra Allah'ıma kabul saatinde bir dua verdik sana. Tam kabul saatinde ne istiyorsun deseler Allah'ımdan tek istediğim, Allah'ım bundan sonra bir namazı kazaya bırakmadan canımı alsın. Bir namaz kazaya bırakmadan Allah yaşatsın. Benim duam bu. Size de Allah bir vakit namazı kaza nasip etmesin. Ölünceye kadar Allah sizi namaza düşkün etsin. Namaz dinimiz, bizim imanımız. Hayra vesile olalım. Hayra anahtar, şerre kilit olalım. İnşallahurrahman. Namazın işi çok. Allah Teala amele muvaffak eylesin. Cümlemizi, çoluk çocuğumuzu, kıyamete kadar gelecek nesillerimizi namaz ehli eyle. Zikir ehli eyle. Ya Rabbel Alemin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Muhammedin ve aleyhi ve sellem. Teslimen kethira. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.